Sinan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyoruz abi? Elazığ'dan geliyorum. Elazığ'dan geliyorsun. Kalk koşular diğerde. Aynen. Hoş geldin abi. Ayaklarına sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Aracımız neydi abi? Citroen C4. Citroen C4. Evet. 1.6 VTI motor. Aynen. Düşündüğün marka var mıydı abi, tercih ettiğin marka? Aslında ben sizin fikrinizi almak istemiştim ama. Şimdi Sinan abi, senin aracında birkaç tane dikkat etmemiz gereken nokta var. Evet. Bir tanesi değişken zamanlı swap teknolojisi. Evet. Bir diğeri de VTI özelliği, yani bakımsız çalışma özelliği. Hı-hı. Bu özelliklerden dolayı ben aracınıza Prince Silverline modelini öneririm. Aynen. Çok güzel olur, çok başarılı olur. Hem dediğim özellikleri barındıran bir ürün. Tasarrufu üst düzeyde. Eğer en iyisini hedefliyorsanız ben bu ürünü tavsiye ederim. Tamamsanız hayırlı olsun deyip montajımıza başlayalım inşallah. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Elazığ'dan İstanbul'a otogaz montajı için gelinir mi? Sinancım gelinir mi? Sinan kardeşimiz Elazığ'dan geldi arkadaşlar. Aracımız Citroen C4. Enteresan bir motor. Şimdi motorla ilgili bilgiler vereceğim size. VTI motor, vakumsuz bir özelliği var. 1.6 Citroen C4 aracımızın Prince Silverline montajı az sonra başlayacak. Tabii Sinan kardeşimiz çok garantiye giden bir tavır sergiledi. Bu aracı en uygun ürün neyse onu istiyorum dedi. Ve Prince Silverline montajı az sonra başlayacak. Montajın devamında size hem araçla ilgili hem de Prince'le ilgili bilgiler vereceğiz. Yol testini gerçekleştireceğiz. Bakalım aracın performansını Sinan beğenecek mi? Montaj başlıyor. Ve montajımız tamamlandı. Gördüğünüz gibi son derece nizam montaj oldu. Ürünümüz Prince Silverline. Vakumsuz çalışma özelliği var arkadaşlar. Bu araçta şu anda vakum bağlı değil. Prince Silverline teknik açıdan bu aracı en uyumlu ürünlerden bir tanesi. Daha önce Arge'sini yaptığımız, projesini geliştirdiğimiz bir araçtı bizim için. Özellikle manifold delikleri önemli. Manifoldun en dip mesafesinden delinebiliyor. Bu da bize performans sağlıyor bu anlamda. Bunun yanında vakumsuz motor olmasından dolayı farklı bir ayar şekli var. Buna dikkat etmek lazım. Mutlaka yolda ayarlarını yapmak lazım bu aracın. Özellikle elektrik bağlantıları önemli. Tetiklemeyi aldığımız yer ve ceren aldığımız yer bu noktada bizim hassasiyet gösterdiğimiz yerler. Mutlaka elektrikle ilgili kısımları izolasyonunu güzel yapmamız gerekiyor. Citroen C4 aracımızın montajını görüyorsunuz şu anda. Az sonra ayarlarını gerçekleştireceğiz. Ayarlarından sonra yola çıkacağız. Yolda Prince Silverline'ın ayar sihirbazıyla bir yol performansını ölçeceğiz, değerlendireceğiz. Peşinden araç sahibiyle bir performans testi gerçekleştireceğiz. Bakalım aracın performansını kendisi beğenecek mi? Ondan sonra kendisini Elazığ'a doğru uğurlayacağız. Arkadaşlar, C4 aracımızın testine başladık. Sinan kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Direkt devam ediyoruz. Aracın hem son kontrollerini yapıyoruz hem testini yapıyoruz. Az sonra Sinan kardeşimizi Elazığ'a doğru uğurlayacağız. Aracımızla ilgili teknik bilgiler vermeye devam ediyoruz. Bu araçla ilgili özellikle ürün seçimi çok önemli. Sağdan devam. Her ürünün olmadığı bir araç, vakumsuz çalışma özelliği ihtiva eden, bünyesinde programsal olarak bunu barındıran ürünler tercih edilmesi lazım. Çünkü araçta vakum olmadığı için vakum bağlantısı, emiş bağlantısı da yapmıyoruz montaj esnasında. Tabi bu arada montajla ilgili özellikle manifold delikleri çok önemli, dikkat ettiğimiz noktalar bunlar. Biz yaklaşık 10 dakikadır dolaşıyoruz. Sinan, nasıl durum? Çok iyi. Yani benzine göre nasıl durum, onu bize bir yorumlasana. Şu anda pek bir fark yok gibi. Şu anda değil mi? LPG'de olduğunun farkında bile değilim. Evet. Araç bu arada çok güzel, geniş bir araç. Dışarıdan göründüğü gibi değil bu arada. Yani dışarıdan ufak gibi görünüyor ama tabii, hakikaten geniş bir araçmış. Elazığ, sağdan devam. Elazığ'a niye gakkoşlar diyorlar ya? Dürüst, mert olduk. Öyle mi? Işte. Gakkoş, dürüst, mert demek aynen mi? Eyvallah. Yani Elazığ, bizim Sabri Bey'in okuduğu okul Elazığ'da başladı üniversiteye. Bildiğimiz bir şehir. Ve iyi insanların olduğu şehir. Benim sevdiğim illerden bir tanesi. Tabii Elazığ'a selam söylüyoruz burada. Az önce arkadaşlar aracın yoldaki ayarlarını hem AFR cihazıyla hem de laptopla Soner Bey ile Sabri Bey gerçekleştirdi. Yani benzini endeksledik. Silverline'ın biliyorsunuz bir yol ayar sihirbazı var. Bunu kullanıyoruz. Ortaya çıkan ayarlar gerçekten mükemmel oluyor. Hissettiğin fark edilebilir bir şey var mı şu anda benzine göre? Şu anda hiçbir fark yok. Çok güzel. İstersen bir de benzini alalım. Bas düğmeye şimdi.
Bu da benzin. Evet. Bak o benzin. Hı-hı. Bir daha basalım. Şu anda da LPG'de. Nasıl? Yani ben böyle buradan bakıyorum da yani sanki daha da böyle bir atikleşmiş gibi. Aynen. Hiçbir değişim. Bir canlanma var arabada. Tabii şimdi kaç bindi araç? Şu anda araba 65 bindi. Eskimiş olan bir yakıt sistemini diskalifiye ediyoruz ve yerine yeni bir yakıt sistemi koyuyoruz. Bunlar önemli şeyler. Bazı araçlara daha iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Bizim de umurumuzda. Yani senin performansı gitmen hakikaten dikkate aldığımız bir konu. Şimdi merak edilen bir iki soruya cevap verelim. Mesela arıza lambası yanar mı? Yanmaz. Arıza lambası doğru ayarda yanmaz. Şuradan bir U dönüşü yapacağız Sinan. Dolayısıyla biz LPG sistemi montajından sonra arıza lambasına dikkat ediyoruz. Yanmamasını istiyoruz. Bu yanıyorsa ters giden bir şeyler var olduğunu bilmemiz gerekiyor. Arıza lambası yanmaz. Peki Sinan, motorla ilgili bir sorun yaşanacak mı sence bu araçta? Sanmam. Şu anda hiçbir performans kaybı yok. Gayet iyi. Evet. Bu araçta motorla ilgili sorunumuz da olmayacak. Çünkü araca uygun ürün, iyi bir montaj ve peşinden de güzel bir ayarla LPG sistemlerinde motorla ilgili sorun yaşanmaz. Bu arada bu aracın motoru da LPG son derece uyumlu bu arada. Onu söylemiş olayım. Uzun yıllar kullanan müşterilerimiz de var bu arada. VTI motorlu Citroen ve Peugeot grubunda görüyoruz aynı motoru. Kullanan müşterilerimiz var. LPG son derece uyumlu motor. Dolayısıyla subap sorunu, motor sorunu bu araçlarda görülmez, yaşanmaz. Tasarruf konusunda özellikle şu anki yakıt fiyatları dikkat alındığında benzin 6-14 lira, LPG 2.80 civarında. Yani %45'leri, %50'leri bulabiliyoruz Sinancığım. Bu da çok tatminkar bir sonuç elde edeceğiz. Yani benzinle ne yakıyordu şehir içinde ortalama? 44 kuruş. Değil mi? Evet. Ama tabii Elazığ şartlarında belki normal kabul edilebilir. Trafik yok tabii orada. Yani. 44 kuruşluk bu aracımız artık 25 kuruş civarında yakacağını düşünüyoruz. Yakıtımız da bu olacak. Dikit bir şey yok ya. Aynı bindiğimiz araba. Ben de performanslı sürmeyi de çok severim. Değil mi? Hiçbir şey değişmez. Yani ki. Ufak böyle bir beklentin var mı? Sağdan devam. Yani ya düşerdi bunun performansı gibi bir beklentiye de sahiptin herhalde. Aslında Yılmaz abi şöyle bir şey var. Şimdi ben normalde asla LPG takmayacağım diyordum zaten. Babam asla. Değil mi? Oğlum gerek yok. İhtiyacımız yok çünkü. Şimdi ilk önce bir ben arabayı sıfır aldığım zaman. Evet. Normalde benzin 4.78'di. Evet. Şimdi LPG. Soldan devam. Benzin fiyatları olmuş 6.30. Evet. 6.14 ama Elazığ'da şu anda 6.30. Evet. Ben asla LPG kullanmam diyordun yani. Ama baktın ki LPG benzin fiyatları oldu 6-14 lira. Evet. Benzinden binmeye artık güç yetmiyor. Tabii ki. Soldan içeri. Bence artık yani binilebilecek bir noktaya gelecek. Aracın keyfini daha çok çıkaracaksın. Sonuçlarını beğeneceksin. Tabii şu anda Sinan bir şaşkınlık içinde. Niye şaşkınlık içinde? Çünkü ya ben diyor bir miktar umuyordum yani bir güç düşmesini umuyordum diyor ama herhangi bir güç düşmesi yok. Hatta aracı ben de test ettim. Gerçekten de benzine göre daha rahat gidiyor aracımız. Direkt Sinan. Sağdan bir direkt gideceğiz. Dolayısıyla Sinan'ın yüzünde bir şaşkınlık var şu anda. Ne iş yapıyoruz? Hidroelektrik santralinde kumanda operatörüyüm. Oo maşallah. Altın bilezik var kolunda. Direkt Sinancığım. Arkadaşlar montajımız güzel oldu. Bu aracı uygun bir ürünü takmış olduk. Araçla ilgili gerçekten teknik detaylar yoğun. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat ettikten sonra da gerçekten sorunsuz kullanacağımız bir araç. Ama bu arada problem yaşadığını bildiğimiz bir araç. Yani piyasada LPG kullanıp da sorun yaşanabiliyor bu araçlarda. Özellikle ürün seçimi yanlış yapılıyor. Bu vakumsuz motor olması dikkate alınmıyor. Soldan içeri. Bunun yanında montajla ilgili hatalar, ayarla ilgili. Bakın çok hassas bir ayarı var bu araçların. Çok dikkat edilmesi gereken bazı yönleri var. Dolayısıyla bunları kaçırdın mı sıkıntılar, tatsızlıklar olabiliyor. Ama dediğim gibi doğru ürün, doğru montaj ve doğru ayar ile kesinlikle yıllarca kullanacağınız bir araç. Artık Sinan testimizi tamamlıyoruz. Seni Elazığ'a doğru uğurlayacağız. Çok güzel oldu, çok beğendik. Artık ben LPG konusunda sana unut diyebilirim. Arabanda LPG yok, kabul edebilirsin.
Artık uzun böyle yolculuklara hazır mısın? Uzun, İnşallah. Uzun uzun gezeceğiz artık. Gezmeye doyacağız. Benim sadece arkadaşlara bir tavsiyem var. Yani evet. İnternetteki kuru herkesin yorumlarına aldırış etmesinler. Çok bilgi kirliliği var değil mi bu konuda? Çok bilgi kirliliği var. Özellikle Peugeot ve Citroen grubu için. Arıza lambası yakar. Motor performanstan düşer. Zaten problemli bir motor diyorlar. Değil mi? Yani. Ama ben bu yorumların bir kısmını şöyle katılıyorum. Dediğim gibi Peugeot grubunda hata çok yapılıyor, Citroen grubunda. Dolayısıyla sıkıntı yaşayan çok arkadaşımız oldu piyasada. Aslında şunun problemi şu Yılmaz abi. Abi diyorum sağ olun ilginiz. Eyvallah abi. Çok ilgilendiniz. Allah razı olsun. Eyvallah senden de. Şimdi şöyle bir şey var. Bilgi kirliliği şu şekilde. Şimdi Atiker var, Berece var. İnsan, şahıs, şoför Atiker'e gidiyor. Uyar mı, uymaz mı? Yani gel, uysa da mı? Uymasa da sağdan devam. Aynen. Yani uysa da uymasa da diyor ki bu olur diyor. Halbuki aynen. Teknik açıdan belki de uygun değil ona. Dolayısıyla burada ürün seçimimiz çok önemli. Montajımız çok önemli. Bak sen hiç üşenmeden kalkıp geldin. Belli bir bilinçten geldin bizim servisimize. Tabii ki arabasını seven insanlar geliyor, doğru yere geliyor, doğru montaj yaptırıyor. Arkadaşlar artık testimiz sonlanıyor. Biz Sinan kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Elazığ'dan kalktı geldi. Bizi çok sevindirdi. Güzel montaj oldu. Her şey olması gereken gibi oldu. Performansımız süper. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Kazançlı sürüşler diliyorum. Uzun yıllar kazasız kullanmasını temenni ediyorum kendisine ve kendisini Elazığ'a doğru uğurluyorum. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bize destek vermeyi unutmayın. Herkese iyi günler, kazançlı sürüşler.